surf yapmak için diğer bir yer. Harika değil mi? Selamlar herkese. Şu an 2 haftadır boşum. Guanajuato'daki gönüllü işimi bitirdikten sonra otobüsle Oaxaca'ya geldim. Yani herhalde 12 saat falan otobüste sürdü. Bayağı uzun sürdü. Sonra Oaxaca'da bir hafta kaldım. Dinlendim. Güzel. Hiçbir şey yapmadım. Oradaki şehir bayağı güzel. Keyifli geçti. Yine hostelde yeni arkadaşlarım oldu, insanlarla tanıştım. Ama pek dışarı fazla çıkmadım çünkü çok sıcaktı. Oaxaca öyle Guanajuato gibi değil, daha da sıcak. 35 derece falandı yani. Allah'tan hostelde klima vardı, onunla idare ettim. Ondan sonra oradan çıktım otobüsle Puerto Escondido'ya geldim. Bu çok görmek istediğim bir yerde. Surf yapanların yeri. Çünkü dalgalar çok hırçın Puerto Escondido'da. Surf yapmak için ideal bir yer. Şu an yaklaşık bir haftadır Puerto Escondido'da kalıyorum. Çok güzel bir yer. Çok fazla turistik değil yani. Tulum'a bakarsan Tulum daha turistik bir yer. Gracias. Oy grande. Coconut çiçeğim geldi. Wow. Kocaman bu ya. Ben herhalde bundan ilk kez böyle içeceğim. Gördüğünüz kocaman devasa bir coconut. Muy rico. Gracias. Sí. Şimdi Puerto Escondido'da bir haftadır kalıyorum. Böyle ev gibi bir yerde kalıyorum. Çok tatlış bir yer. Plaja bayağı yakın, yürüme mesafesinde. Orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Onlar Janine diye bir teyze ile tanıştım. Arkadaş olduk bayağı, 69 yaşında. Onunla birlikte gezdik, plajlı yürüyüşler yaptık. Birlikte yemekler yedik. Bir gün ben yemek yaptım, bir gün o yemek yaptı. Çok pozitif ve genç ruhlu bir insan. Yani yaşı 69 olabilir ama benim gibi böyle gezmeyi çok seviyor, enerjik birisi. Onunla birlikte çok güzel vakit geçirdim. O dün maalesef gitti. Bugün de Mazunte'ye geldim. Kaçamak yaptım bir günlüğüne. Birazdan da yunus balıklarını görmeye gideceğim. Bakalım nasıl geçecek. 2 saatlik bir tur. Yunus balıklarını izleyeceğiz bu turda. Ondan sonra tekrar Puerto Escondido'ya geri döneceğim. Puerto Escondido ve Mazunte'de çok sıcak bir yer. Çok nemli. Herde 35 derece falan. Puerto Escondido çok daha büyük bir, yani şehir sayılır neredeyse. Mazunte'de küçük bir kasaba gibi bir yer. Çok tatlış bir yer. Küçük küçük böyle dükkanlar var. Daha turistik olmamış. Tulum gibi değil yani. Pazar günü de gideceğim. Buradan sonra San Cristobal'a geçeceğim. Böyle 2 haftamı doldurmuş oldum. Bir haftam daha kaldı. Yavaş yavaş böyle Guatemala'ya doğru gideceğim. 3 haftamı da böyle doldurmuş olacağım. Demin bir güzel öğlen yemeğimi yedim. Şimdi üstümü değiştirdim, bikinimi giydim. Belki yüzebiliriz diye. Şimdi herkesin gelmesini bekliyoruz. Hmm.
Mazunte. Çok güzel bir yer. Yani minik bir kasaba. ¿Quién colga ese? Pues no te agarras el celular. Le digo a Celes que sería lo más. Bakalım nasıl olacak. Buradan 2 kilometre uzaklıktaymış. Oraya gidiyoruz şimdi. Burası bu arada Pasifik Okyanusu. Daha önce Kolombiya'da Pasifik Okyanusu'na gitmiştik. Burası da Meksika'nın kuzey güneyi oluyor. Minik bir kaplumbağa geldi. Kocaman bir kaplumbağa geldi geçti. Böyle arada gelip geçiyorlar. Çekemedim onu. Gördüğünüz o deminki bottan indim. Demin en son olarak ilk başta kaplumbağaları izledik. Sonra yunus balıklarını ve son olarak şurada sahilin yakınlarında snorkel yaptık. Güzeldi. Minik minik balıklar vardı suyun içinde. Çok fazla yoktu. Tulumda yine böyle büyük büyük balıklar görmüştüm. Hatta kaplumbağa geçmişti ayağımın altına. Yunus balıkları çok güzeldi. Adeta şov yaptılar bize. Şimdi birazcık sahilde keyif yapacağım. Ondan sonra yavaş yavaş geri döneceğim Puerto Escondido'ya. Dönme vakti geldi. Üstümü değiştirdim. Şimdi kamyona binip, burada kamyon diyorlar otobüse, minik böyle otobüsler var. Ona binip geri döneceğim. Hava kararmadan dönmem lazım. Burası Mazunte. Minnak bir kasaba. Puerto Escondido'ya geldim şu an. Otobüsle 45 dakika sürdü. Çok fazla uzak değil, yakın sayılır. Hostele doğru yürüyorum. Size de biraz gün batımını göstereyim buradaki. Şu an Zicatetla'ydı galiba. La Punta diye çok turistik bir yer var. Ben oraya yakın. Yani oradan 20 dakika uzaklıkta bir yerde kalıyorum. Orası çok turistik bir yer böyle. Dükkanların olduğu, anladın, sörf yerlerinin olduğu yer orası. Benim kaldığım yerde sahilin ortasında sayılıyor. Sakin bir yer. Bakın. Tam şurası benim kaldığım hostel. İşte
Sonra dünden kalma yemeğim vardı. Makarna, domates soslu makarna. Onu yiyeceğim. Ondan sonra arkadaşlarla dışarı çıkacağız. Tam vaktinde geldim yani. Az kalsın geç kalıyordum. Son otobüse yetiştim. Çünkü akşamları geç saatlerde pek fazla otobüs olmuyor. O yüzden hemen o turdan sonra çıktım yola. Burası da bir okul. Burası da sörf yeri. Of, kıpkırmızı bugün yine gün batımız. Harika değil mi? Burası işte Puerto Escondido'nun sahili plajı. Dalgalarını göstereyim size. Çok hırçın. Gördüğünüz gibi böyle pek de öyle kalabalık bir sahil kenarı değil. Sakin. Yalnız şu en uç noktada, orası La Punta. Orası çok yoğun oluyor çünkü orada herkes sörf yaptığı için. Bütün turistler de orada kalıyor o bölümde. Ben böyle sakin bir bölümde kalıyorum. Burası harika. Geçen gün buraya geldim Janine'le. Birlikte yürüyüş yaptık. Sabah şuraya kadar yürüdük. Saat 7'den 9'a kadar sörf yapanları izledik birazcık. Koca koca dalgalar oluyor burada. Burada buranın sokak köpeği çok tatlış ya. Minnak. Bir de burada nakit parası sorun. Her şeyin nakit olduğu için bir de banka yok. O yüzden hep böyle buradan 10 dakika uzaklıkta şehre gitmemiz gerekiyor. Nakit para çekmek için. Burası gayet sakin. Turistlerin fazla olmadığı. Yakında da böyle bir Mercado diye bir yer var. Kocaman bir pazar yeri, kapalı. Ya da sakin bir sezon olduğu için mi daha az insan var bilmiyorum ama gayet iyi. Hoşuma gitti burası. O yüzden bir hafta kaldım. Aslında daha kısa kalacaktım. Sonra daha uzun kalmaya karar verdim. Minik bir market var. Oradan eşyalarımı alıyorum. Buradan sonra San Cristobal'e geçeceğim. San Cristobal'de de birkaç gün kalacağım. Ne kadar kalacağım bilmiyorum. Güzel geçerse eğer daha uzun kalacağım. 16 Nisan'da da yeni gönüllü işimle başlayacağım. Guatemala'da Atitlan Gölü'nün yanında bir yerde. Yavaş yavaş o tarafa doğru gideceğim otobüsle. Otobüsle gitmeyi tercih ediyorum bu sefer. Çünkü işte bütün eşyaları check-in, check-out yapması da bayağı bir uğraş istiyor. Hem zaten yakın olduğu için ve daha uygun olduğu için otobüste gitmeye karar verdim. Hem uçakla çok pahalı. Meksika'nın zaten her yeri pahalı. Ucuz bir yer beklemeyin yani. Peru ve Meksika'dan çok çok pahalı bir yer. Bu kadar. Kısa bir video çekeyim dedim gezimin arasında. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Tabii ki beğeniyorsanız videolarımı. Yeni gelen videolarımı da böylelikle izlemiş olursunuz. Burası da hostelin mutfağı. Hatta kalan yemek yiyoruz burada. Burası da mutfak. Burada bütün yemekleri yapıyoruz. Burada işte tavalar falan, eşyalar var. Her hostelde olduğu gibi. Bir arkadaşım Eda. Almanya'dan. Türkiye'den neresinden? Gaziantep'li Eda. Onunla da burada tanıştık. Burası da yine ortak alan. Burada oturuyoruz, sohbetler falan ediyoruz akşam geç saatlere kadar. Burası da hostelin bahçesi. Çok tatlış bir bahçe. Şurada minik bir havuz var. Sonra yukarıda da odalar. Şimdi bir güzel duş alacağım. Birazcık dinleneceğim. Yoruldum bayağı. Burası da çatı katı. Hostelin manzarası. Şu an hava karanlık olduğu için hiçbir şey görünmüyor ama. Gündüz vakti çok güzel bir manzarası oluyor. Şurada da deniz. Bir kapatmadan hosteli de göstereyim dedim size. Burası da işte bir haftadır kaldığım yer. Pazar günü gideceğim. Yeni yola çıkacağım. Kahvenin odayı göstereyim size. Burası da kaldığım oda. 6 kişilik
bütün hafta boyunca. Yani her yerinden insanlar geldi. Fransa'dan, işte Kanada'dan, Meksikalı, Çili'den. Türk arkadaşım da burada. Başka? Ha, İspanya'dan iki kız geldi kaldı. Böyle. Burası da benim kaldığım yatak. Birazdan da dışarı çıkacağız arkadaşlarla. Bir haftadır çünkü çıkmıyoruz. Çünkü hiçbir şey yok yakınlarda. Hafta sonu olduğu için çıkalım dedik. Bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.